Doğal güzellikleriyle, orman, göl ve yaylalarıyla ziyaretçilerine nefes aldıran Sakarya, Marmara bölgesinin Karadeniz sahillerine açılan mavi penceresi. Pek çok kültürün bir arada yaşadığı kardeşlik ve hoşgörü şehri. Geçmişten günümüze, Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlardan göç eden toplulukların tüm renklerini barındıran Sakarya, zengin ve çok çeşitli bir halk kültürüne sahip günümüzde de. Sakarya, gelenekleri ve görenekleri, halk oyunları ve türkülerinde halkın yaşamını ve değerlerini barındırıyor. Sevdiğinin allı yazmasına türküler yakıp, onun yazmasının renginden, boyasından yola çıkıp sevdasını dillendiren Sakaryalılar, tüm sırlarını türkülerine, folklorik değerlerine fısıldıyorlar geçmişten bugüne. Sakarya'nın bu kültürel zenginliklerine gönül veren, bu değerleri korumak ve yaşatmak için emek veren sıcak yüzlerden biri Yaşar Şahin. Sakarya Folklor Araştırma ve Tanıtma Derneği'nin kurucularından Yaşar Şahin, derneğin ikinci başkanlığını yürütüyor. Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Genel Koordinatörü olarak da yöre kültürüne dair önemli çalışmalar yapıyor Şahin. Bundan sonra işte bir de şimdi 15 tatil giriyor ya, arkadaşlara da söyledik. Tamam. İşte şu günlerde çalışmamız olacak. Ona göre dedim yani kimse gitmesin tatiline. İstanbul'daki Emet Fuarı'nı biliyorsun, o şey yapılacak, evet. Program yapılacak. Nurdan Hoca'nın iki grubundan bir grup çıkacak. Evet. Onların biliyorsun Üsküp oynayacağız güzelce. Hüsnü Hoca'nın çalıştırdığı gruptan da Karadeniz Kız, evet. Ondan hoca. Yerel değerlerini dört bir yandan gelen göçlerle zenginleştiren, bu kültürleri kaynaştıran Sakarya, zengin bir folklorunda yaşam alanı olmuş. Manileri, atasözleri, yerel giysileriyle bir kültür hazinesi olan il, türküleri ve halk oyunlarındaki renklilikle de farklı kültürlerin, farklı yaşamların özeti. Hiç aklımdan çıkmıyor yavrum ya. Karadeniz başta olmak üzere Anadolu'nun dört bir yanından göç alan Sakarya'da, bazen bir kemençe sesi Karadeniz'den esintiler getiriyor yöreye, bazen de armonika sesi eşlik ediyor Çerkez ve Abaza topluluklarının eğlencelerine. Eşine az rastlanır bu renkli folklorun araştırıcılarından, koruyucularından biri de Sakarya 7 Renk Kültür ve Sanat Derneği kurucu başkanı Ali Aktaş. Şimdi Sakarya Balkan ve Kafkasya dansları topluluğu için biz bir yeni çalışma düzenleyelim. Bizim var olan pazartesi, çarşamba çalışmalarımızın içerisinde perşembe ve salı ve perşembe günü grubundan insanları yapalım. Pazartesi, çarşamba oynayanlar salı, perşembe. Bunları aktardıktan sonra zaten yeni yapılanmada da öğreteceğimiz yöreler başta Sakarya olacak. Olan. Artvin olmalı. Üsküp olmalı. Trabzon olmalı. Olmalı. Mutlaka Üsküp olmalı. Kültürel ve tarihsel değerleriyle Sakarya'yı besleyen, Sakarya'yı benzersiz yapan iki ilçe Geybe ve Taraklı. Doğası ve Cumbalı tarihi konaklarıyla ilgi gören ve eskiden Geybe'nin bir beldesi olan Taraklı, günümüzde turizmin canlı olduğu bir ilçe. Geybe'nin kültürel değerlerini Taraklı'dan, Taraklı'nın folklorik unsurlarını Geybe'den ayrı düşünmek zor kuşkusuz. Her adımda farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini şaşırtan Taraklı, asırlar öncesinin günümüze armağanı olan kültürel değerlerin bu tarihi hazinenin izlerini taşıyor. Yaşar Şahin ve Ali Aktaş, yörede unutulmaya yüz tutan türkü ve oyunları derlemek için bir kez daha yollardalar. Geybe ve Taraklı'nın folklorunu özgünlük katan türkülü oyunlar, bu topraklarda doğup bu topraklarla ömrünü harmanlayan Ahmet İşsever'in yüreğinde ve belleğinde.
Yöresinin değerlerini yıllar boyu yüreğinde saklayan Ahmet İşsever, gün ışığına çıkarılacak Sakarya kültürüne yeniden katılacak bir değere daha kaynaklık ediyor. ...1975 yılında Sakarya'ya öğretmen olarak atandıktan sonra... ...79 yılında Halk Eğitim Merkezi'nde göreve başladım. Halk Eğitim Merkezi'nin önemli görevlerinden biri de... ...yöre halk kültürlerini değerlemek, yaymak, yaşatmak olduğu için... ...bu bilinçle hemen ilk etapta tabii Sakarya'nın kendine has oyunları... ...müzikleri, türkülerinin değerlenmesi, bunlara karşı ilgi uyandırılması... düşünmüştüm. Halk eğitimde oluşturduğumuz bir grup bu konuda bana yardımcı olacak arkadaş grubuyla birlikte düşündük, taşındık. Sakarya'nın önemli halk kültürlerinden geleneklerini, göreneklerini temel kaynağını teşkil edecek yerleşim alanları, yaşayan canlı kaynaklar, yazılı kaynaklar neler olabilir diye düşünmüştük. Kısa bir çalışmadan sonra mevcut yazılı kaynakların çok fazla yeterli olmadığını tespit ettikten sonra dedik ki hemen alana çıkalım. Canlı yaşayan kaynaklardan halk kültürümüzle ilgili derlemeleri yapalım düşündük. Tabii ki Sakarya deyince ilk yerleşim alanlarından biri Taraklı, Geyve ve Pamukova. Burada buralar teşkil eder düşüncesiyle hemen yolumuzu Taraklı'ya çevirdik. Bugün burada Sakarya halk oyunları için gerçekten çok önemli bir kaynak kişi teşkil edebilecek olan Sayın emekli öğretmenimiz Ahmet İşsever hocamızla bir değerleme çalışmasını yapacağız birazdan. Merhaba, iyi günler arkadaşlar. Buyurun. O belediye başkanımız da buradaymış Ercan, buyurun. Merhabalar. Merhaba Sayın Başkanım, nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Merhaba Sayın Başkan, nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ali Bey'i tanıyorsunuz zaten. Sakarya'mızın halk kültürü alanında çok değerli bir uzman arkadaşımız. Bugün buraya beraberce Sakarya Halk Kültürü'nde halk oyunları bölümünü işlemeye geldik. Mümkün olursa Ahmet İşsever'le ve müzisyen olarak da Sabri İlter'le program yapacağız. Görüşmeler yapacağız. Sanırım bu konuda bize yardımcı olursunuz başkanım. Tabii, ne demek elimizden ne geliyorsa hepsini yaparız. Şimdi hem oyunları görüntülemek istiyoruz. Çok güzel. Hem müzikleri kaydetmek istiyoruz. Hem de bu alanda bir kültür taşıyıcısı olarak buradaki bir değer olan Ahmet İşsever'i en azından Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerine kazandırmak istiyoruz. Kaynağında bu işi değerlemek bizim için çok önemli. Evet, merhaba, iyi akşamlar. Allah'a teşekkürler. Ahmet Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Şimdi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına, daha doğrusu bakanlık adına da bir çalışma yürütmek üzere Taraklı'ya geldik. Konu halk oyunları, yöresel oyunlar. Yörenin oyunlarının Taraklı, Pamukova ve Geyve ağırlıklı olarak, hatta 89 yılında ilçe olduğu için sadece Geyve adıyla anıldığını da biliyoruz ağırlıklı olarak. Biz buna herhalde hocam konuya başlamadan önce manav oyunları desek daha doğru değil mi? Manav dediğim yerli oyunlar. Yerli oyunlar. Başakları aynı anlam. Hocam özellikle sizi tanımak isteriz. Yani Ahmet İşsever olarak ne zaman doğdunuz? Neler yaptınız? 1944 Taraklı doğumluyum. İlkokulu burada okudum. İlkokuldan sonra öğretmen okuluna gittik. Öğretmen okulundan çıktıktan sonra da 30 yıllık bir öğretmenlik hayatından sonra emekli oldum. Aşağı yukarı 20 yıldır da emekliyim. Aşağı yukarı 40 yıla yakın bir süredir de halk oyunlarıyla. Kaç yılında hocam halk oyunlarıyla tanıştınız? Halk oyunlarına
1966 yılında Geyve'nin Akdoğan Köyü'nde ilk başladım. Öğretmenlik yaparken. Ondan sonra Ali Fuat Paşa'ya geldikten sonra ağırlıklı olarak, yani 73'ten sonra ağırlıklı olarak devam ettim. Peki bir hocanız var mıydı? Öğreten biri var mıydı? Hayır. Yani düğünlerde gördüğümüz kadarıyla, büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla onların gördüklerimizi uygulamaya çalıştık. Hocam hangi enstrümanları çalıyorsunuz özellikle? Vallahi hepsini hemen hemen diyelim. Gitarın haricinde çalmadığım yok gibi. Peki hocam ilk enstrüman neyle tanıştınız? Ben ilk öğretmen okulunda mandolinle başladım. O da bir perdesiz. Tabii mandolinle, mandolinin haricinde rahmetli oldular hep müzik öğretmenlerimiz, saz ekibi kurdular. Hatta 61 yılında İstanbul Radyosu'na da götürdüler bizi. Peki halk oyunlarına nasıl geçtiniz? Halk oyunlarını öğretmen okulundayken yaptık. Yani o arada halk oyunlarına iştirak ettik. Çıktıktan sonra... İlk oynattığınız oyun mesela? İlk, öğretmen okulunda 19 Mayıs hareketlerinde oynadık ilk şeyi. Ondan sonra da ilk ekip olarak kurduğum şey Akdoğan'da. Ne ekibiydi? Çocuklardan. İlkokulda. Yöre olarak? Yöre olarak. Geyve yöresi. Geyve yöresi. Evet. Yöre oyunlarımızı biliyorsun 1980'den sonra yarışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı yarışmaları olsun, Kültür Bakanlığı yarışmaları olsun. Bunları Sakarya'da Sakarya yöresi oyunlarla temsil etmeyi arzu ediyorduk. Sizler de öyle. Sizinle tanıştığımız zaman aman ne yapıp Ahmet Hocam'la ilgili birlikte çalışmalar yapalım, değerlemeleri yapalım biliyorsun, ekipler oluşturalım diye. Adapazarı Halk Eğitim olarak bir topluluk oluşturmuştuk. Orada sizin öğretmenliğinizle, eğitmenliğinizle başlamıştık. O gün, bugün işte sağ olun, eksik olmayın. Sizin geçmişte getirmiş olduğunuz bilgi birikimi halk kültürü üzerinde yeni gençlerimize aktardık. Bugüne kadar iyi yolda olduğumuz söylenebilir. Şu anda da biliyorsun hem Geybe'de, hem Pamukova'da, hem Ali Fuat Paşa'da, hem Adapazarı Merkez Okulları'nın birçok yerinde Sakarya yöresi oyunları artık icra edilmektedir. Sakarya Geyve yöresinin Zeybek oyununun figürlerini çalışacağız hep beraber. Öncelikle oyun 9 zamanlı. Önce ben bir figür göstereyim, ondan sonra beraber yapacağız. Ellerimiz, eller konumu bu şekilde oluyor. Buradan başlayacağım. Önce bir seyredin. Hoppa diyeceğim. Bağır zıpla, bağır zıpla, yürü. Yürü zıpla, bağır zıpla, bağır zıpla, yürü, 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 yürü zıpla, bir zıpla, iki zıpla, yürü, yürü zıpla. Şimdi daire formatına geçelim, daire formatına geçelim. Evet. Daire formatına geçtik. Şimdi burada arkadaşlar şunu yapıyoruz. Bir zıpla, iki zıpla, yürü, yürü zıpla, bir zıpla, iki zıpla, yürü, yürü zıpla. Formatında, yani zıpla formatında dairenin içindeyiz. Yürü adımlarla sağa doğru işler adımdayız. Hazır. Üç, dört. Bir zıpla, iki zıpla, yürü, yürü zıpla, bir zıpla. 2001 yılında Kültür Bakanlığı'nın araştırmacısı olarak Sakarya'ya atandım. Atamadan sonra Sakarya halk kültürleri üzerine çalışmalara başladığım andan itibaren